Sputnik Türkiye Dil Seçimi Giriş Kayıt Çıkış 12-14-14 Temmuz 2018 Ana Sayfa Maçlar ve Skorlar 2018 Rusya Dünya Kupası Haberleri Kaliningrad Kazan Moskova Nijni Novgorod Rostov na Donust Petersburg, Samara, Saransk, Soçi, Volgograd, Yekaterinburg Multimedya Görüşleri 2018 Rusya Dünya Kupası Stadyumu horozla giden Fransız baş taraftar, futbolun sınırı yok ünlü Fransız futbol taraftarı Clement de Antibes, Rusya'da en çok neden etkilendiğini, horozlarının ona nasıl yardımcı olduğunu ve Rusya'da hangi maceralar yaşadığını Sputnik'e anlattı. Daha çok Clement de Antibes olarak bilinen 70 yaşındaki Clement Thomas Suski için Rusya, İlk kez bir FIFA Dünya Kupası maçını tribünlerden izlediği 16 Haziran 1982 tarihinden bu yana ziyaret ettiği 41 ülke oldu. 36 yıl önce Fransa-İngiltere maçını izlemek için İspanya'nın Bilbao kentine giden Clement, o günden bu yana Fransa millileri nereye giderse gitsin onlara eşlik ediyor. Sputnik'e konuşan Clement, benim görüşüme göre Fransa milli takımı ilk 3 maçı kötü oynadı. Ama Arjantin'e karşı oynadığı maçta nihayet uyandı, dedi. Clement maçlara yalnız gelmiyor, bu taraftar, Fransa millilerine uğur getiren horozlarla biliniyor. Baltazar, Clement'ın en büyük dostu ama tek horozu değil, ünlü Fransız taraftar, Rusya'nın Yekaterinburg kentinde bir Rus tanıdıktan hediye aldığı horoza Balta Rusya adını verdi. Telif hakkı Sputnik, Fransız futbol taraftarı Clement de Antibes Clement, Baltazar'ın tüm dünyada kardeşleri var, futbolun en güzel yanı sınırlarının olmaması. Horozun Fransa'dan mı Rusya'dan mı olduğu önemli değil. Onlar için aynı şey, onlar akraba ve bu çok güzel ifadelerini kullandı. Güler yüzlü Ruslar, beni en çok büyüleyen Rusların güler yüzlülüğü oldu. Gençler olsun yaşlılar olsun olağanüstü güler yüzlülük. Bu, güzel doğadan çok daha güzel, diyen Fransız taraftar, Rusların yardıma hazır olmasının çok değerli olduğunu belirterek, ben ne Rusça ne de İngilizce biliyorum, sadece Fransızca konuşuyorum. Beni çok iyi kabul ettiler, diye ekledi. Macera dolu seyahat Rusya'da yaşadığı maceraları hiçbir zaman unutmayacağını dile getiren Clement, ST. Petersburg'da başından geçen bir olayı şöyle anlattı, bir adres arıyordum, bana yaşlı bir kadın yardımcı oldu. Taksiye kadar beni götürdü, taksiye oturttu ve sürücüye şu adrese gitmem gerektiğini söyledi. Taksi yere varınca parasını vermek istedim ama sürücü, hayır, o kadın parasını verdi, dedi. İstediğiniz her şey sorabilirsiniz, buradaki insanlar her şeyi göstermeye, anlatmaya hazır. Rusya ile ilgili ön yargılar ve gerçeklik Rusya'ya gelmeden önce elbette Rus futbol fanatiklerinin çıkardığı olaylar hakkında çok şey duyduğunu söyleyen Clement, fanatikler sorunu Paris'te de, Marsilya'da da var. Fransa'da Lyon taraftarları geleneksel olarak Saint-Étienne taraftarlarıyla düşmanlık ediyor. Ancak ben Rusya'da bulunduğu tüm bu süre içinde hiçbir sorunla karşılaşmadım. Güvenliğe gelince her şeyin ne kadar güvenli olduğu ortada ve bu huzur veriyor. Stadyuma gelince bir sorun yaşayabileceğini düşünmek istemiyor insan, dedi. Rusya'ya gelen Fransız taraftar grubunun kalabalık olmamasını değerlendiren Clement, şu yorumda bulundu. Fransızların dünya kupalarında yokluğu eski bir sorun. 1982'den bu yana 8 Dünya Kupası'na katıldım ve her defasında Fransızlar çok az sayıdaydı. Çünkü Fransa'nın içinde Dünya Kupası kültü yok, Arjantin'e karşı oynadığımız Kazan Arena, Arjantinli taraftarlarla doluydu, Fransızlar ise sayılıydı.